Merhaba arkadaşlar. Şu anki videomda ödevlerimizde kaynakçı oluşturabilmek için bir kaynakçı tablosu oluşturacağız. Bunun için ise genelde manuel kullanıyoruz. Ama uzun tezlerimizde, uzun ödevlerimizde, uzun raporlarımızda bu sıkıntıya yer olabilir, yol açabilir. Kaynaklı, kaynağı bir söz olarak sildiğimizde kaynakçıda güncelleştirmemiz gerekir. Ve bunun önüne geçebilmek için kaynakçı oluşturmamız gerekir. B. Word'ün kaynakçı oluşturabilmek için başvurular kısmında alıntı ekle diye bir buton vardır. Bunu ekleyebilmek için önce hangi metnin kaynakçısını ekleyeceğimizi belirleyeceğiz. Ve onun son cümlesine gelerekten oradan alıntı ekle seçeneğine tıklayıp yeni kaynak ekle diyeceğiz. Ve yeni kaynak ekleyerekten kaynak türünü belirtmemiz gerekir. Kitap bölümü, dergi makalesi, süreli yayın makalesi, konferans bildirileri, rapor, web sitesi, elektronik kaynak, resim gibi, ses kaydı, performans, film, röportaj, patent, dava ve diğer seçenekler gibi birçok seçenekler bulunmaktadır. Ben bu tüm paragrafları web sitesinden aldım. Ve bunun için ise boşlukları doldurmamız gerekir. Mesela web sayfasının adı. Şu an hangi sayfadan aldıysam o web sayfasının altını koymam gerekir ama örnek gösterebilmek için ben sadece adına kaynak 1 olaraktan yerleştireceğim. Ve tarihte girmemizde gerekebilir. Tez yazılarımızda atıfı daha şey rahat yapabilmemiz için. Ne zaman yayınlandı gibi. Ve şu an adını yazdık ve gerisine ayrıntı olarak doldurabilirsiniz ileride. Ve bunu etiket adına kaynak 1 diyelim. Kay 1 diyelim. Direkt kaynak 1 de yazalım buraya da. Ve tamam diyelim. Şu an burası bir olarak da yerleştirdi. Buradan kaynağını yapmış olduk. Diğer 5 cümlede de kaynaklarımızı oluşturalım. Yeni kaynak ekle. Web sitesi. Kaynak 2 olsun. Burada önceden daha önce kaynak hazırladığım için kaynak 10'dan başlıyor. Sizde 1'den başlıyor olacaktır. Kaynak 2 yaptık. Şu an buna değil de aşağıdaki yapmamız gerekiyordu. Böyle bir hata yapmayın mesela. Ben şu an aynı satıra kaldığım için buraya kaynak 2'yi ekledim. Buradan alıntıyı kaldır dedikten 2'yi kaldırdım ve alta alıntı 2'yi ekledim. Üçüncü cümlede ise yeni kaynak eklem, Web sitesi olsun yine ya da başka bir şey yapalım denemek için kitap bölümü diyelim. Mesela değişiyor bak başlık kitabı yazarı kitabın tarihi falan değişiyor. Dergi makalesinde cilt sayı yıl ekleniyor. Raporda yayınlayan kişinin şey yapabiliyor, eklenmesi gerekiyor. Mesela filmde yönetmenin ekleme özelliklere geliyor. Hepsine farklı farklı şeyler gelebiliyor. Diğer dediğimiz de acaba ve ne eklememiz gerektiğini kendimiz belirliyoruz. Mesela her çoğu alt başlık bulunmakta. Ben web sitesinden aldığım için yine web sitesi yapalım. Ya da web sitesi belge yapalım. Belgenin başlığını yazıyoruz mesela. Raporun başlığı gibi mesela. Burada kaynak 2 diyelim yine otomatikman. Yok kaynak 3'tü. Kaynak 3 yapalım yine adını. Karışma olmasın diyerekten. Şimdi alıntı ekle. Yeni alıntı ekle. Yine web sitesi olsun. Kaynak 4. Aslında kaynak 4 değil de hangi kaynaktan aldığımızda yazmak da daha mantıklı olabilir ulaşılabilir olması için. Ben şimdilik böyle yaptım. Siz de kendinize daha kolay geleni yapabilirsiniz. Dergi olsun bu seferde. de. Beşti sanırım. Evet beşti. Kaynak 5. Beş. Ve en son olarak da kaynak altıya da ekleyelim. Bu seferde. de Kitap bölümü olsun mesela. Kitabın adını alacağız buradaki. 6 diyerekten şimdi yazalım. Kaynak 6 da diyelim buraya. Şimdi aslında böyle çok güzel bir sıralı 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıralı kaynakları oluşturduk. Ama biz bunu böyle kalmayacağını düşünüyoruz mesela. Ödeve ekstradan bir kaynak eklediğimizde, ara satır eklediğimizde o kaynağı belirtirken Sıralamamız farklı olacaktır mesela diyelim ki bu kaynağı kaldıralım Diyelim ki Birden sonra olsun bu kaynak Yapıştırdığımızda yine aynı şekilde 5 kaynak Evet doğru yine doğru şey söylüyor ama sıralaması aşırı derecede yanlış 1 5 2 3 4 6 olaraktan gidiyor Bunu düzenleyebilmek için ise Burada herhangi birinde tıklayaraktan Tıklıyoruz Tıklayabilirsem Burada, buraya tıklayarak yine alıntıları ve kaynakları güncelleştir. Bunu tıklayarak şimdi bakalım ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yine aynı şekilde sıralamasına girdi ama aynı kaynakçılar yine sadece numaralandırılması değişti. Ve böyle kaynakçılarımızı çalarımızı belirttik olduk. Ve aslında kaynakçılarına ayrı bir tablo oluşturmamız da gerekebilir. Bunun için ise kaynakçı tablosu ekle butonundan da yapabiliriz. Burada kendimiz de belirleyebiliriz. Nasıl olacağını, ne ekleyeceğimizi. Aslında bu alıntı ekleme değil de burası ayrı bir şekilde yapılıyor herhalde. ve böylelikle kaynaklarımızı belirtmiş olduk. Şimdi ise biz bunu kaynakça oluşturabilmek için yapmıştık ve bunun için ise yine başvurular kısmındaydık zaten. Başvurular kısmına tıklayarak kaynakça ve buradan kaynakça seçerekten bir kaynakça tablosu oluşturduk. Bu da bir aktif bir tablodur. Çünkü ilerideki üstteki metinleri değiştirdiğimizde burada güncelleştirebilmemiz gerekir. Ve bunun için de alıntıları ve kaynakları güncelleştir diyerekten kaynakları tekrardan güncelleştiririz. Mesela burada kaynakça 1, kaynakçı 5 oldu. Çünkü 5'i e 2'ye aktardığımızda kaynak değişmedi ama sırası değiştiği için böyle kaynakça 1, kaynakça 5, kaynakçı 2 gibi oldu. Burada kaynakçı 1 dediğimiz kullandığımız yer. Yani mesela web sitesi kaynağı olacak. Mesela www.wikipedia.com gibi. Ork ya da gibi ya da Hacettepe uzantılı herhangi bir kaynaktan da yapılmış olabilir. Ve böylelikle kaynakçalarımızı oluşturmuş olduk. Manel oluşturmak yerine böyle oluşturmak gerçekten aşırı kolay ve aşırı zahmetsiz olan bir şey olduğunu diye düşünüyorum. Çünkü aralarına metin eklediğimizde ya da metin çıkarttığımızda sıralamaları değişecek ve kaynakçıları her, her daim güncelleştirmemiz gerekecektir. Ve böyle kullanaraktan bu zahmeti biz değil de bilgisayara yaptırmış oluyoruz.